Evet, ünitemizin 5. konusu arkadaşlar, parçada anlam. Parçada anlamda ilk olarak başlayacağımız yer paragrafın konusu. Evet, üzerinde durulup hakkında söz söyleme gereği hissedilen, anlatılan kavram veya olaylardır paragrafları. Yani şöyle de diyebiliriz, duyguyu, düşünceyi tamamıyla bize aktarabilen cümlelerden meydana gelmiş söz grupları paragraflardır. Evet, birci olarak paragrafın konusu deyince bir kavram, varlık, düşünce, duygu veya olay paragrafın konusu olabilir. Bir paragrafa yöneltilen, bu paragrafta ne anlatılmış, ne anlatılıyor sorusuna alınan yanıt ne yapar? Paragrafın konusunu verir arkadaşlar. Evet, paragrafta konunun birkaç özelliğini verelim arkadaşlar isterseniz. Birkaç kelimeden oluşur, yargı bildirmez. Konu anahtar kelimelerden oluşur. Örnekler ve isimler konu olamaz. Bu özelliklere dikkat ediyoruz. Paragrafta başlık, yazıya verilen isme ne denilir? Başlık denir. Bir paragrafın başlığını okuduğumuz zaman o paragrafın tamamını ne yapmamız lazım aslında? Kafamızda canlandırmamız, hissetmemiz ve düşünmemiz lazım. Evet, yani okuyucuya ne anlatıldığını parçada paragrafın başlığının ne yapması gerekiyor? Sezdirmesi gerekiyor. Evet, kısaca konuyu tanıtıyor. Ana düşünceyi birkaç sözcükle aslında paragraftaki başlık yansıtıyor. Evin çatısı gibi bir şey arkadaşlar başlık. Evet, çok uzun olmamalı başlık. Yani çok uzun başlıklar genellikle cümle niteliğine büründüğü için biraz dikkat azımsanabilir. Çarpıcı olmalı. Yani insanı etkileyici, vurucu şekilde bir sözcük ya da sözcük grubu olmalı. İçeriği kesinlikle arkadaşlar yansıtmalıdır paragrafımız. Yani paragrafımızda bazen bizler yapıyoruz ya, ne oluyor? Kompozisyon yazıyoruz değil mi arkadaşlar? Derste Türkçe öğretmenimiz kompozisyon yazdırıyor. Bu kompozisyonu yazarken bazıları başlığı atıp kompozisyonu öyle yazıyor. Bazıları da işte kompozisyonu yazıyor, ardından başlığı atıyor. Burada tabii başlığı yazıp kompozisyonu yazdığımız zaman başlığa bağlı kalacak şekilde kompozisyonu yazmamız gerekiyor. Veya kompozisyonumuzu yazdıysak belli bir konu etrafında da o kompozisyonun tamamını kapsayıcı bir başlık ne yapmamız gerekiyor? Yazmamız gerekiyor. Yoksa ne yaparız? Buradan puanı kaybederiz arkadaşlar. Türkçe öğretmeni size notunuzu vermez ona göre. Evet, paragrafta ana düşünce başlıktan sonra ana düşünce nedir? Aslında şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Paragrafta ana düşünce bir parçanın yazılış gayesidir. Yani bir ana düşünceyi anlatmak için zaten paragrafı yazılır. O yüzden bu çok önemli arkadaşlar. Paragrafın yazılış gayesi. Evet, burada parçadaki yargıların hepsini bütünleyen en kapsamlı ifadedir ana fikir. Yani parçanın bir cümlelik açıklayıcısı, özetidir de diyebiliriz. Evet, peki paragrafta ana düşünce soru kalıpları nasıl karşımıza çıkıyor? Tabii konu çıkarıldıktan sonra işte bu parçada anlatılmak istenen nedir? Bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir? Yazar bu parçada neyi vurgulamıştır? Hangi sonuç çıkarılır? Hangi düşünce savunulmaktadır? Tarzında sorular arkadaşlar paragrafın ana fikrini bize gösterir. Tabii sınavlardaki soru kalıplarımız da burada. Evet, karşımızda gördüğünüz gibi hani deneme sınavları oluyoruz ya. Deneme sınavlarında da bu şekilde genellikle yıllardır gerek ortaokullara yapılan sınavlarda gerek liselere yapılan sınavlarda paragrafın ana fikriyle alakalı sorular bu kalıpla çıkmış arkadaşlar. Parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Bu şekilde düşünen birinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bu soru kalıpları çokça karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var. Bu paragraf konusu bizim için çok önemli bir konu. Çünkü sınavlarda ileride de göreceksiniz. Şu anda da görüyorsunuzdur, denemelerinizde de öyledir ama
bir sonraki sene gireceğiniz merkezi sınavda da soruların yaklaşık yarıya yakın kısmı, yani 20 soru çıkıyorsa bunun 8-9 tanesi parçada anlamla alakalı. Bu yüzden paragraf çok önemli. Özellikle de ana fikir çok çok önemli. Bununla alakalı anlama yönelik sorular sorulmakta. Ben şöyle bir şey duymak istemem. Ya hocam biz okumayı sevmiyoruz. Çok sıkıyor beni bu paragraf soruları, uzun cümleler. Okumaktan korkuyorum. Hayır, kesinlikle kabul edilemez. Çünkü bu bizim olmazsa olmazımızdır. Evet arkadaşlar, ya seveceğiz ya seveceğiz. Başka çaresi yok. Evet, paragrafta anahtar sözcükler. Anahtar sözcükler ise bir parçada bizi konuya götüren çokça kullanılan sözcüklerdir denilebilir. Evet, doğru bulunan anahtar sözcüklerle kurulacak cümleler bizi ne yapar? Ana fikre de aynı zamanda ne yapar? Götürür arkadaşlar. Bu yönüyle anahtar sözcükler önemli. Paragrafta yardımcı düşünceler. Yardımcı düşünceler ise ana düşünceyi destekleyici ifadelerdir. Evet, bu ifadelerde de tabii dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Genellikle bu düşünceler olumsuz biçimde karşımıza çıkar. Yani hangisine değinilmemiştir, altı da çizilir bunların sorularda. Hangisi çıkarılamaz, hangisi söylenemez, hangisine yer verilmez, hangisi yoktur, hangisine ulaşılamaz. Bu kalıplar karşımıza çokça çıkar. Tabii bizim bu şekilde sorularda yapmamız gereken şudur. Tabii çıkarılır dediğimiz zaman parçayı okuruz, çıkarırız ama bu tarz sorularda şöyle yapmak lazım. Daha çok parçadaki seçenekleri A, B, C seçenekleri diye sıralandığında sorudaki bu seçeneklerdeki cümleleri tek tek parçaya ne yapmamız lazım? Sormamız lazım ve çıkarmamız lazım. Üç tanesi çıkar, bir tanesi çıkmaz. İşte o cevap bizim cevabımızdır. Evet, bu yüzden burada özellikle yardımcı fikir sorularında ya da yardımcı düşünce sorularında dikkatli olmak lazım. Ve şunu da bilmek lazım ki kesin cevap paragrafın içerisinde gizli arkadaşlar. Çünkü burada verilen cümle parçanın içerisinde muhakkak var arkadaşlar. Başka yolu yok. Yani böyle bir şey yok hocam. Parçanın içerisinde cevabı bulamıyorum. Böyle bir şey demeye hayır, bizim hakkımız yok arkadaşlar. Kesinlikle parçanın içerisinde ve bu sorularda çok çok kolay sorular bizim için. Evet, şimdi paragraf sorularını çözerken nelere dikkat etmeliyiz arkadaşlar? Evet, paragraf sorularının çözümüne mutlaka soru kökü olarak okunarak başlanılmalıdır. Tabii paragrafın sorusunun ne olduğunu bir kere anlamak lazım. Bu parçada ya da soruda bizden istenen ne? Bunu bir kere benimseyeceğiz. Bazı kişiler söyler ki nedir? Sorunun anlaşılması çözümünün %40'ı ya da %50'sidir. Bu yönüyle çok önemli arkadaşlar. Soruyu çok iyi anlayacağız. Bazı arkadaşlar diyor ki, ben duyar gibiyim. Hocam ben işte bunu çıkarılır okumuştum. Halbuki burada çıkarılamaz yazıyormuş. Sırf bu yüzden yanlış yaptım hocam. Hata kabul edilemez böyle. Niçin? Doğru okuyacaksın. Sınavda ölçenler, sınavı ölçenler aynı zamanda öğrencilerin bu dikkatini de ne yapıyorlar? Ölçüyorlar. Bu yüzden arkadaşlar çok dikkat. Buraya çok dikkat. Evet. Burada soruyu çözmeye doğrudan paragraf okunarak başlanırsa bizim handikapımız buradan hareketle paragrafın niçin okunduğu bilinmediğinden paragraf boş yere okunmuş olur ve de altını çizer dururuz arkadaşlar. Çoğu öğrencinin yaptığı gibi öyle çiz çiz çiz. Sonra sonuna gel, soru kökünü oku, tekrar paragrafı bir daha oku. Böyle soru çözmek olmaz arkadaşlar. İkinci özellik, paragraf sorularında dikkat etmemiz gereken soru kökü çok dikkatli okunmalıdır, değinilmemiştir, çıkarılamaz gibi olumsuz ifadelerin altının çizildiği unutulmamalıdır. Evet, zaten yardımcı düşüncede de bunu ifade etmiştik arkadaşlar. Değinilmemiştir, çıkarılamaz, bunların altı çizilir. Ha, çizilmediği olur mu? Bazen unutulabilir ama sınavlarda unutulmaması gerekir. Genellikle çizilir ve buna dikkat etmemiz lazım. Bu bizi kesinlikle doğru ya da yanlış sonuca götüren ifadedir. Buna dikkat ediyoruz. 3. Paragraf soruları diğer sorulardan daha kolaydır. Çünkü paragraf sorularının hem cevabı paragrafın bütünlüğü içindedir, hem de bu sorularda edebiyat bilgisine sahip olmaya
ya da dil bilgisi kurallarını bilmeye gerek yoktur. Okuma alışkanlığı olan, az çok kitap okuyan öğrenciler bu soruları çok rahat çözecektir. Evet, arkadaşlar kitap okumak tabii ki okuduğunu anlamayı, anladığını da yorumlamayı kolaylaştıran bir etkendir. Bu yüzden paragraf sorularını çözmeye yardımcı olur. Ancak sadece tek başına kitap okumak paragraf soruları için yeterli değildir. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunun şeyi nedir hocam peki? Tek başına kitap okumak yeterli değildir diyorsanız arkadaşlar çareniz yok. Bol bol paragraf sorusu çözeceksiniz. Çözdükten sonra da yanlış yaptıysanız eğer doğru cevapla soruyu ya da paragrafı karşılaştıracaksınız ve bunu anlamış olacaksınız. Başka türlü olmaz arkadaşlar. Burada sizin çabanız önemli. Tamam. İşi aileye veya öğretmene atmayın ha. Kendinize. Evet. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırmak olmaz. Evet arkadaşlar. 4. Paragrafta anlatılan şeyler mutlaka paragrafın bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Paragrafta inanmadığımız ve bize göre doğru olmayan şeyler anlatılsa bile bunlar doğrudur. Çünkü sorular mutlaka parçaya göre cevaplandırılmak zorundadır. Bu yüzden paragraf sorularında kesinlikle paragrafın dışına çıkılmamalı. Evet, paragrafta diyorsa işte yılan güzel bir hayvandır. Sizin için belki güzel olmayabilir veya sizin için ürkütücü, korkunç olabilir. Başkası için de sevimli olabilir. Burada arkadaşlar parçada sevimli diyorsa sevimlidir. Siz öyle düşüneceksiniz. Parçaya göre yanıt vereceksiniz. Kendi duygunuzu asla karıştırmayacaksınız parçaya. Evet, paragraf sorularındaki metinlerde anlamını bilmediğimiz, daha önce duymadığımız ya da okuyup, duyup, sık kullanmadığımız bazı özel kelime ve kavramlar karşımıza çıkabilir. Bu kelime ve kavramların bilinmesi metni daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bu noktada bize düşen kelime dağarcığımızı kitap okuyarak artırmak olacaktır. Tabii kitap okuyup kelime dağarcığımızı artırırız ama yanımızda da bir sözlük bulundurma durumundayız. Sözlükten de anlamını bilmediğimiz kelimelere bakmalıyız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etkinliğimize başlıyoruz. Aşağıda belirtilen yere sadece kötülüklerden uzak durarak iyi olunmaz ana düşüncesini destekleyen bir paragraf yazınız. Tabii bu paragrafı sizler yazacaksınız. Ben yazacak değilim arkadaşlar. Kendinizi biraz zorlayın, şöyle aklınızı yoğunlaştırın ve güzel bir paragraf buraya ne yapın arkadaşlar? Kondurun ve ardından da okuldaki öğretmeninize bunu paylaşın, arkadaşlarınıza paylaşın ki acaba doğru mu yazdım, sıkıntı var mı yok mu diye. Evet, geçiyoruz ikinci etkinliğimize. Aşağıdaki parçaya uygun başlıklar koyunuz. Evet, hemen baktığımız zaman burada başlık ne olmalı? Kısa, etkili ve vurucu olmalı. Genellikle bir veya birkaç sözcükten oluşmalıdır diyoruz. Peki bizden istenen başlıklar neler? Tek kelimelik başlık, sözcük grubu şeklinde başlık ve cümle şeklinde başlık istenmiş. O zaman biz de buna göre başlık konduralım buraya. Tiyatro insanlığı doğrudan doğruya insanın kendisiyle anlatan bir sanattır. Sinema, tiyatro azmanı bir sanat değildir. Gerçek sinema ile tiyatro arasında en aşağı, müzik sanatı ile resim sanatı arasındaki fark kadar bir fark vardır. Tiyatro insanlığın halini aktörle anlatır. Sinema yalnız insanı değil, bütün dünyanızı anlatabilmek gücüne sahiptir. Burada arkadaşlar buraya getirilebilecek en güzel tek başlık tabii ana konu tiyatro olduğu için tiyatroyu sinema ve diğer sanatlarla karşılaştırdığı için burada tek başına tiyatro ifadesi tek başına bir başlık olabilir. Bunu kapsar. Sözcük grubunda şeklinde başlık koyacak olursak işte burada da tiyatronun yanında arkadaşlar, tiyatro ve sanat ifadesini, sözcük grubu olarak buraya kondurabiliriz arkadaşlar. Cümle şeklinde başlık ise, cümle biliyorsunuz yargı halinde olmalıdır. Tiyatroyu seviyorum şeklinde bir cümle kurarsak da yine başlığımız olabilir mi? Olabilir. Evet, diğer ikinci parçamıza geçiyoruz. Bir gün bir yere bir damla bal düştü. Küçük bir karınca geldi, balın tadına baktı ve gitti. Tabii ben arkadaşlar aşağıdaki kısmı gördüm.
okudum. Ondan sonra parçama geçtim. Direkt parçaya geçersek böyle olmaz. Daha sonra sıkıntı çekeriz. Bizde istenen neyi? Yukarıdaki metnin anahtar sözcükleri, yani bizi konuya götüren en açık, yalın, vurucu sözcükler. Ana düşünce, ana fikri, konusu ve yardımcı düşünceler isteniyor. Bundan hareketle biz parçamızı okuyalım. Bir gün bir yere bir damla bal düştü. Küçük bir karınca geldi, balın tadına baktı ve gitti. Bal hoşuna gitmişti. Evet, bal ifadesi çokça kullanılıyor, değil mi arkadaşlar? Bu demek ki bizi konuya götüren bir ifade. Bunun yanında burada parçamanın kahramanı da bir karınca. Ve bundan dolayı da karınca sözcüğünü de anahtar sözcükler grubuna etkileyebilir miyiz, ekleyebilir miyiz? Ekleriz. Bir zaman sonra tekrar geldi, biraz daha yedi. Sonra gitmek istedi ama bal lezzetli gelmişti. Evet. Bir türlü bırakmadı. Kendini balın lezzetine kaptırdı ve bal damlasının içine girdi. Ancak çıkmak isteyince bunu gücü yetmedi. Debelendikçe daha da battı ve balın içinde can verdi. Evet, karınca biraz bal ile yetinseydi elbette ölmeyecekti. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, dünya büyük bir damladır. Kim ondan yetecek kadarıyla yararlanırsa kurtulur. Kim de ona dalarsa karınca misali battıkça batar. Evet, burada yetinmek ve yetecek kadarıyla ifadeleri de bizim için önemli. Bu sözcüklerimiz arkadaşlar, buraya yerleştireceğimiz bal, karınca, yetinmek ifadeleri arkadaşlar parçadaki anahtar sözcükler olabilir. Çünkü bizi konuya götüren ifadelerdir. Bu ifadelerde de bir cümle kurduğumuzda parçanın ana fikrini ne yaparız? Oluştururuz. Yani şöyle diyebiliriz. Buradaki asıl anlatılmak istenen nedir arkadaşlar? Asıl anlatılmak istenen kişi kendisine yeteniyle yetinmelidir yargısını çıkarabiliriz, değil mi? Kişi fazla açgözlülük etmemeli, kendisine yeteniyle yetinmelidir. Ana fikrini buradan çıkarabiliriz. Konusu nedir burada? Kanaat etmek ya da diğer ifadeyle yetinmek gibi ifadeler olabilir. Yani bir şeye kanaat etmek. Yardımcı düşünceler ise burada bizi ana fikri destekleyici ifadeler, yardımcı düşüncelerdir. Burada ise arkadaşlar bir kişinin bazen çokça şeyin lezzetine kendisini kaptırması, daha sonra buradan sonra işte debelendikçe burada kaptırdıktan sonra daha kötü duruma düşmesi, yani battı bir balın içinde can verdi. Bal ile yetinmesi, ölmeyecekti ve kurtulur. İşte yine balın düşmesi. Bunların hepsi arkadaşlar ana fikre götüren bizi yardımcı düşüncelerdir. Bunlara da biz yardımcı düşünce diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Evet, soru kısmına geldik. Burada da kalalım arkadaşlar. Soruları size bırakıyoruz.